Evet, ilişkide artık ikinci gün yine çok hızlı bir şekilde başladı. Brezilya'dan sözü aldığımız gibi ben yorumcularıma geri dönmek istiyorum. İlk maçı tamamladık. Neler diyeceksin Berecevik bu ilk maçla ilgili? Albus yine bir şekilde kazanmayı bildi bu maçı. Albus aslında bir şekilde kazanmayı bildi, evet, ama seçim ve yasaklama ekranından itibaren karlı çıkmayı bilmişlerdi. Özellikle Taliyah Şen tercihi gerçekten çok başarılıydı. Çünkü istedikleri zaman istediği yerde olabiliyorlardı. Ve genel olarak oyuna baktığımızda da güzel bir oyunla, temiz bir oyunla galibiyet almayı bildi. Yani temiz bir oyun demek gerekir mi? Noel Bey, neler diyeceksin? Oyunun başında aslında belki dedik Albus bu maçı kaybeder ama daha sonra da tekrardan o baskın oyununu bizlere gösterdi. Yani seçim yasaklamaya ben de bir ufak değinmek istiyorum. Şöyle ilk dört seçimlerine baktığımızda Şen'i seçtiler. Desteklerini aldılar. Tarik, Nişancı, Eşe aldılar ve Talih aldılar. Şöyle seçimlere baktığımızda, özellikle 4 seçime baktığımızda hasarları bir dakikadan sonra yetmeyecek gibiydi. Özellikle Talih'in o düzenli hasar olacaktı ama takım savaşlarında ona odaklanırlarsa hasar vermekten çekinecekti. Burada önemli seçim bence Grey seçimi oldu. Meta'nın şampiyonlarından belki de en iyi ormancısı Gragas açıkken burada Graves'e gittiler ve çok mantıklı bir hareketti, bunu söylemek lazım. Diğer taraftan maça dönecek olursak biraz yani oyunun erken safhalarında sıkıntı çektiler, evet, ama onların zaten kompozisyon gereği, seçtikleri şampiyonlar gereği 6. seviyeden sonra yavaş yavaş açılmaya başlayacaklardı. Baktığımız zaman global etkisi olan, global bir ultisi olan ve takım arkadaşlarına yardım edip savaş kazandırmayı sağlayacak bir Shen ultileri. Diğer tarafta alt koridora, üst koridora istediği zaman gidebilecek bir Taliyah ultileri vardı. Ve şöyle bir güzel yanında var. Alt koridorda istedikleri zaman kule altına girebileceklerdi. İstedikleri zaman. Yani şöyle baktığımız zaman Tarik ultiyi basıyor ve bir anda Shen ultisi de geliyor, Graves de geliyor, Taliyah da ultiyle geliyor ve muazzam bir kule altı kompozisyonu. İlk dakikalarda skor vermelerine ama biz bir dakikadan sonra Shen'in ultilerini, Shen'in o global efektini kullandıkları için rahat bir şekilde oyuna döndüler ve aslında şunu da söylemek lazım. Hard randomken bu takım bana en zayıf noktası Smurf'müş gibi geliyordu ve o zayıf noktayı da bir şekilde yontmuşlar ve şu an yani sıkıntısız bir takım görünümündeler. Ya aslında onlar için her şey şu ana kadar gayet iyi gidiyor. Ekibimiz açısından tabii yarın kilit bir maç olacak. Onlara umarız ilk mağlubiyetlerini tattıracağız yarın. Artık biraz önümüzdeki maça geçelim. Çünkü Albus hakkında çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Hak ettiler bu maçı. Şimdiki maç GFA Sports ile Chaos Latin Gamers arasında. Bu iki takım da dün çok kötü, yani talihsiz bir gün geçirdiler. Bugün artık biri galibiyetle tanışacak. Neler diyeceksin bu maçla ilgili? Aslında Chiefs ekibine baktığımızda Okyanusya'da gerçekten çok güçlü bir takım ama global arenaya geldiğinizde işler gerçekten çok farklı olabiliyor. Chiefs ekibi de bunu yaşıyor. Kendi ülkelerindeki mücadelelere baktığımızda çok rahat galibiyet alıyorlar. Finallerde yine keza rahat bir şekilde gelebiliyorlar ama global takımda farklı ülkelerle karşılaştığında daha sıkıntı çekiyorlar. Chaos Latin Gamers ekibine baktığımızda ise büyük bir dil sıkıntısı çektiğini söyleyebiliriz. Özellikle karar verme aşamasında gerçekten çok büyük sıkıntılar çekiyorlar. Ya bu dil meselesini zaten konuşmuştuk ilk maçtan önce. Sana katılacağım bu noktada. Bazı karar mekanizmalarında sıkıntılar yaşıyorlar. Noel de sana dönüyorum. Dün Chief ekibi Albus Nox Luna karşısında 26. dakikada maçı kaybetti ve 26. dakikada altın farkı 20 bindi. Yani bu kadar kısa sürede bu kadar geriye düşebilmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama bugün toparlayabilecekler mi sence? Ne diyorsun? Yani şöyle, ellerindeki seçimler, şöyle baktığımız zaman Caitlyn Karma alt koridor ikilisi vardı ve emin olun ki o ikili karşısına gitmek istemiyorsunuz. Çünkü menzil avantajları var, dürtme avantajları var. İkisi de menzilli şampiyon ve dürtmenize de karşılık verebiliyorlar. Erken safhalarda 2-2 savaşlarda da çok kuvvetliler. Belki de alabileceğiniz en kuvvetli ikili diyebiliriz aslında bu noktada. Ama bu ikili koridoru dar etmek yerine erken safhalarda rakip ormanda bir savaşa girdiler. Ve orada 4 skor verdiler. İkisi burada Ligrit'e gitmişti, Brand'e gitmişti. Brand 2 skor alınca, bir de çift güçlendirme alınca onun da karşısında duramaz hale geliyorsunuz. Bir de bütün yeteneklerinizi kullanmıştınız ve Jin ve Brand ikilisi paramparça etmişti. Bence kötü bir takım değiller. Sadece biraz daha takım olarak oynamaları gerekiyor ve
bireysel yetenek olarak da sıkıntı çekeceklerini düşünmüyorum ben. Yani çok çok iyi değiller ama kötü de değiller. Burada Chaos Latin Gamers'tan bir tık önde görüyorum ben açıkçası. Sadece Swiffer'ın dünkü o kötü performansını bir üzerinden atması gerekiyor. Orta koridorda belki de takımın en etkili oyuncusu diyebileceğimiz oyuncu. Dünkü maçta yoktu. Chaos Latin Gamers'a bakmak gerekirse yayının başında da söyledik. Yani olabilecek belki de en kötü ikiliye karşı ilk iki maçlarını oynadılar. Fikstür olarak diyorsun. Evet. Yani birincisi ya başlamak istemezsiniz. Turnuvada çok fazla nasıl diyelim ileriye gidemeyeceğiniz belli diyebiliriz aslında. Çünkü daha yeni bir ekipsiniz. Yeni gelişen bir ülkesiniz ve rakipleriniz ciddi anlamda kuvvetli. Buraya sadece tecrübe kazanmaya, oyununuzu geliştirmeye geliyorsunuz ve turnuvaya başlar başlamaz bu IVGQ'nun en kuvvetli, belki de en kuvvetli iki ekibiyle ard arda oynuyorsunuz. Ve tek bir günde oynuyorsunuz. İşte bu biraz onların şanssızlıkları oldu. Moralleri çok fazla kırılmış olabilir. Çünkü kaybettikleri maçlarda yani altın farkı, skor farkı çok fazlaydı. Peki bu fikstür dezavantajını sence avantaja çevirmeleri mümkün mü? Yani dün Ints ile başladılar ama Ints'in öyle temiz bir galibiyet aldığını söyleyemeyiz. Başlarda Chaos Latin Gamers'ın maçı kontrol ettiğini de görmüştük. Evet, yani ekibimiz Dark Passage karşısında herhangi bir varlık gösteremediler ama hala Chaos'un yapabileceği bir şeyler var. En azından dün ilk maçta bunu gördük. Ve zorlu rakipleri de atlatmış durumdalar. Evet, puan alamadılar ama şimdi önlerinde nispeten daha rahat bir fikstür var. Belki bu onları rahatlatır ve bugün ilk galibiyetleriyle tanışmaları mümkün olur mu? Yani ve bugün kazanırsa bundan sonra galibiyet almaya devam edebilirler mi? Ne diyeceksin? Aslında rakip olarak baktığımızda tam da dişine göre bir rakip diyebiliriz. Çünkü Noel Dayı'nın da söylediği gibi birbirine çok yakın ekipler. Özellikle çift bir adım daha önce olabilir ama ligi sonda tamamlanması beklenen ekipler bu ekipler. Tecrübe konusuna da gelecek olursak, daha doğrusu aldığı mağlubiyetlerden ders çıkarmışlar mıdır? Kesinlikle. Koçlarıyla konuşmuşlardır. Ufak bir değerlendirme yapmışlardır. Ama burada işin içine, devreye psikoloji giriyor. Psikoloji Sihirdar Vadisi'ni etkilen çok büyük olaylardan bir tanesi. O yüzden bu mağlubiyetler ya onları ya çok kötü mağlubiyet aldık diye de başlayabilir ya da tamam zorlu rakipleri atlattık şimdi önümüzde daha kolayları da var dedirtebilir. O yüzden ben bunun birazcık daha psikolojik olduğunu düşünüyorum. Yani bir de şöyle bir şey var, turnuvalarda ilk gün bazı şeyleri göstermiyor. Yani siz üzerinizdeki pasa atmadan daha ilk günün bittiğini görüyorsunuz ve Noel Dayı'nın da dediği gibi ilk gün bir anda iki tane güçlü rakiple karşılaştınız. Ama öte yandan baktığımızda Chiefs dün Chaos'tan çok daha beter bir mağlubiyet aldı. Yani aslında bu moral bakımından senin dediğin konuya gelirsek Chiefs'in durumu biraz daha kötü gibi. Bu noktada ne diyeceksin o halde? Yani acaba Chaos Latin Gamers dün Chiefs'i izledikten sonra biz belki bugün bu maçı kazanabiliriz çünkü dün gerçekten darma duman oldular gibi bir fikre kapılmış olabilir mi? Ya sanmıyorum ben açıkçası çünkü Albus Noxluna ile oynamış Chiefs ve onların bugünkü maçını da gördük. Cidden inanılmaz bir şekilde oynuyorlar, takım olarak oynuyorlar. Burada oynadıkları rakip bence Albus Noxluna, hatta Dark Passage'a bağlı olarak şu an turnuvanın favorisi olabilir. Ints'i ben Albus'un altında görüyorum. Yani böyle bir rakibe karşı oynamak cidden zor. Chiefs'in de kişisel olarak çok fazla hata yaptığını söylemek lazım. Bu karşılaşma iyi oynayanın değil, daha az hata yapanın galibiyet geleceği bir karşılaşma, onu söylemek lazım. Çünkü baktığımız zaman bir tarafta Chiefs, yani bahsettik koridor bazında neredeyse her koridorda üstün o matchup'a, üstün karşılaşmaya sahiplerdi. Alt koridoru darmaduman ediyorlardı ama bir anda 4 skor verdiler ve maçı oradan aslında kartopu etkisi diyoruz ya. Belki de en güzel örnekti bu. Bir anda kartopu etkisine bağladı ve maç bitti ama Chaos Latin Gamers yani hata yaptı ama kendi yaptığı oyunlardan hata yaptı Chiefs gibi. Fakat o ışığı veremedi bana nedense. Ben o ışığı hissedemedim Chaos Latin Gamers'ta. Belki bu ilk gün olmasının bir etkisi de olabilir, dediğimiz gibi. Ya daha önümüzde günler var yani. Daha grup aşamasında ilk günlerdeyiz. Şu yoruma o zaman ne diyeceksin? Yani bugün kaybeden kopar mı içgüden, yoksa hala 3. ve 4. günlerde grup aşamalarında iki takım içinde şans devam ediyor mu? Matematiksel olarak aslında her iki takımın da neredeyse ligin sonuna kadar tabii ki de devam ediyor ama birazcık daha realist bir düşünceyle yaklaşırsak buradan kaybeden takımın, ki hani güçsüz takımlardan bahsediyoruz, daha sıkıntı da olacağını söyleyebiliriz. Ama bu bir ritim meselesi değil mi Noel Bey? Yani
kazanmaya başladığında da artık nasıl oynayacağını görüyorsun. Evet, rakip değişebiliyor ama sen bir şekilde kazanmayı öğrendikten sonra buradan sonra da kazanacaksın. Bugün iki rakipten biri, iki takımdan biri kazanmayı öğrenecek. Şunu söyleyelim. Chaos Latin Gamers bunu da kaybederse çok çok az şans kalacak ilk dörde girmek için. Çünkü 3 maçını kaybetmiş olacak. Ve 7 maç oynuyor yanlış hatırlamıyorsam takımlar. 4 karşılaşması kalacak ve hepsini kazanması gerekiyor böyle bir durumda. Diğer tabii takımların ne yapacağını, ne edeceğini tamamen bilmiyoruz ama 7 karşılaşmalı bir duruma 0-3 başlamak bir şeylerin artık bittiği anlamına geliyor. Burada evet, ufak şu anda bir... ekranda da görüyoruz şampiyonların, oyuncuların seçtiği şeyler. Sürekli Ormanda, Nidalee, Gragas, Graves gibi tercihler görüyoruz. Yine bugün herhalde bu maçta çok meta dışı bir şampiyon beklemiyoruz. Tabii bazen az önce röportajda da gördük. Liquid gibi oyuncuların brand support aldığını görebiliyoruz ama bugün herhalde birer cümleyle 6-16 yaması dışında çok da bir şey beklemiyorsunuz. Aslında üst koridorda Maokai oynanmıştı dün ve açıkçası ben Maokai'nin tercih edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Birazcık daha Trundle, Nar, Shen gibi şampiyonlar varken onun alınabilecek en son tercih olduğunu düşünüyorum. Gelecekse bir Maokai tercih gelebilir. Sen ne diyeceksin Nuhade? Yani sürekli biz Lulu'dan bahsediyoruz ama Lulu'yu da bir türlü metaya sokamadık. Ya ben tekrar aynı cümlemi kuracağım Lulu konusundaki. Bu EVGQ takımlarında Lulu alınacağını düşünmüyorum çünkü takım oyunu gerektiriyor. Yani belki bizi yanıltacaklar, belki yanıltmayacaklar. Yavaş yavaş Brezilya'ya geçeceğiz. Hemen şunu hatırlatalım. Bu maçtan sonra artık günün beklenen maçı bizlerle birlikte olacak ekibimiz Dark Passage Line Gaming'le oynuyor olacak. Dolayısıyla bu maçtan sonra ekranlarınızdan ayrılmayın ve bizim ekibimizin de maçını bekleyin. Ama öncelikle ikinci maç ve bu maç için tekrardan 10.000 kilometre öteye gidiyoruz. Tekrardan Brezilya'da São Paulo'dayız. São Paulo'dan herkese tekrardan merhabalar ve iyi geceler. EVGQ 2016 mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor ve günün ikinci maçına yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve maçın ismi Chaos Latin Gamers Chiefs. İki takım da dün mağlubiyetlerle veda etti, güne veda etti. Ve şimdi ilk galibiyetlerini aramaya çalışacaklar. Second West tekrardan hoş geldin. Biz de ufak bir oyuncu değişikliği yaptık burada. İki takım için de daha erken tabii ikinci gün ama belki de kırılma maçı. Yani bu maçı da kaybederlerse ciddi anlamda. Zaten hani turnuva başlarken şansları oldukça az gözüküyordu ama en azından alt sıralarda olması beklenen takımlar arasındaki maçtan bir galibiyet çıkarıp bir ihtimal bundan sonra için ümitlenme şansları var ama mesela Chaos Latin Gamers Movistar için bu maçı da kaybederlerse 0-3 olacaklar. Eğitim maçın 3'ünü de kaybettikten sonra zaten gelecek oldukça pek de iyi gözükmez. Chiefs ise ilk günün en ağır mağlubiyetini alan tarafta. Aldus'un okusu karşısında hiçbir varlık gösteremediler. Bakalım yeni bir başlangıç yapacak taraf hangisi olacak? Daha ikinci günden belki de son şans demeyelim ama bir şansı olup olmayacağını belirleyecek karşılaşma. O yüzden iki takım için de çok önemli bu mücadele, onu söylemek lazım. Yani özellikle Movistar ekibi, Chaos Latin Gamers ekibi kaybederse dediğin gibi onların hayalleri çok büyük ölçüde suya düşüyor diyebiliriz. Yani artık mucizelere bakacak Chaos Latin Gamers'ın inşaatı. Çok haklısın yani. 3'te 0 yapmış olacak ama Chiefs için de bence çok farklı değil. Onlar evet. Da 2'de 0 yapacak belki ama yani ilk maçı kaybedip ikinci maçta hem de Chaos Latin Gamers'a kaybettikten sonra ondan sonra ilk 4 iyiden iyi hayal olur. Eğer yani kaderlerini değiştirebileceklerse, gerçekten iddialı olabileceklerse ilk 4 için bu maçta başlamak zorundalar. Kazanmaları ve hatta domine etmeleri gerekiyor eğer diğer rakiplerine, yani burada Dark Passage gibi takımlara karşı iddialarını gösterebilmek için bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyması gerekiyor Chiefs ekibinin. Bakalım neler yapacaklar. Maça hiç hazır görünmüyorlar ama. Aynen öyle. Esneler vesaire. Chiefs tam sezonun sonunda zaten çok uzun süredir aynı kadroyla giderken çok önemli bir değişiklik yaptı. Belki de takımın simge ismi Raider takımdan ayrıldı. Nişancı. Yeni ve genç çok önemli bir yetenek olan Ray Seldar ama çok da uyum sağlayabilmiş gibi gözükmediler. Gerçi dün Chiefs'le ilgili bir yorum yapmak çok doğru olmaz. Çünkü oyunun hiçbir alanında evet. Bir şey gösteremediler. Ama Chiefs de bir değişikliği Race'de yapmıştı. Bu arada seçim yasaklamaya geçtik ve Gangplank ilk yasaklama olarak Chiefs cephesinde geliyor. Gangplank, Tahm Kench. Özellikle Tahm Kench için turnuvaya damgasını vuran şampiyon diyebiliriz herhalde. Kesinlikle destek şampiyonu diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Şu ana kadar çok kullanıldı, çok iş yaptı. Ve özellikle destek pozisyonunda, yani artık üst koridorda da hiç görmüyoruz. Destek pozisyonunda çok önemli şampiyonlardan biri haline geldi. Ve Vladimir de yasaklandı. Yani 6-11'de müthiş
durumda olan Vladimir ardı arda gelen iki dengelemeye rağmen hala Meta'nın önemli bir şampiyonu. Yani ben ilginç bir şekilde ama kendisini domine edebilecek ve koridorda bir anda kartopu etkisine bağlayabilecek şampiyon varken Gangplank'in yasaklanmasına pek anlam veremiyorum. Yani hem Ekko hem Gnar, tamam Gangplank global anlamda belli bir ölçüde etki sağlayabiliyor maça ama bu kadar kaybeden koridoru varken banlaması bana çok mantıklı gelmiyor. Şöyle bir özelliği var Gangplank'in. Her şey istediğiniz gibi gitse bile oyun bir şekilde bitiremez ve uzatırsanız oyunun geç aşamalarında öyle büyük bir etki yaratıyor ki onunla oynamak istemiyorlar. Bu arada Vladimir yasaklandı. Dün Plugo çok iyi oynamıştı Vladimir'i. Onu hatırlatalım. O yüzden yasaklandı. Gnar, Taliyah tabii ki bu metanın en önemli iki şampiyonu. Onlar da yasaklandı ve Cassiopeia geldi. Gördün mü bilmiyorum ama Swiffer Cassiopeia yasaklandıktan sonra böyle suratını avuçların içine aldı yani üzüldü bayağı. Herhalde Cassiopeia'ya mı çalışmıştı bilmiyorum ama çok böyle cebinde beklettiği bir şampiyon yasaklamış ve ona üzülmüş gibi duruyordu. Şimdi 3 iki önemli şampiyon Gnar ve Taliyah yasaklandı. İlk seçim ne olacak? Rek'Sai mi olacak? Diyecektik ki Rek'Sai direkt kilitlendi. Rek'Sai'de Spooks'un en sevdiği şampiyon zaten. Bu metada da çok değeri oldukça yüksek. O yüzden ilk seçim olarak yapmayı tercih ettiler ama Gragas açıktayken Kalista oynamış da diyemiyoruz, oynamaya çalışmış da diyoruz. Çünkü temsilcimiz Dark Passage karşısında hiç varlık gösteremediği gibi koridorda da 2-2 pozisyonlarda ardı ardına skorlar verdi. Kalista hem iyi durumda değil. Evet. Hem de ilk seçim olarak, ilk eşya olarak yoğun mu yapmaya kalkışınca Fox, abicim aklın neredeydi demek lazım. Yani gene tabii Kalista Braum çok iyi bir koridor da Lucian Braum çok çok daha iyi bir koridor. Kazanan koridorlar bu metada çok önemli. Evet. Lucian Braum'dan daha güçlü bir koridor yok. Bakalım Lucian Braum'a karşı Chiefs nasıl bir alt koridor ikilisi kurulacak, neler tercih edecekler. Lucian dediğin gibi hani meta ne kadar değişse de eşyalar, Lucian özellikleri her ne kadar değişse de yine belli özellikleri ve pasifi sayesinde her zaman kendine bir yer edinebiliyor, yer bulabiliyor. Ve yani Braum'la birleşince de koridorun en dehşet ikilisi haline geliyorlar. Ama bir şekilde onlara karşı koridorda kalabilmek mümkün. Jin mesela iyi bir seçim. Jin Bard iyi bir ikili oluyorlar. Braum Lucian'a karşı. Shen, Swiper'ın en sevdiği ve şampiyonlardan biri ve etrafında oynamayı çok iyi biliyor Chiefs. Shen'i seçip istedikleri, şu ana kadar Chiefs çok macera aramıyor. Yani bu metada bildiğimiz bir kompozisyon kuruyor ama özellikle Rek'Sai ve Shen'in Swiper ve Spooks'un en sevdiği şampiyonları almaları oldukça olumlu. Çok daha rahat yani bu maç onlar için kilit maçlardan, kilit maç olduğu için rahat oldukları şampiyonları seçmeleri önemli ve rahat oldukları şampiyonları seçtiler şu ana kadar. Ama Chin'in yanına neyi seçecekleri çok önemli. Lucian Braum koridoruna karşı. Chaos Latin Gamers'ın seçimleri ne olacak? Şu anda Chaos Latin Gamers çok büyük bir ihtimalle orta koridor tercihini en sona bırakacaklar. Yani son seçim avantajını bu şekilde değerlendirmeyi düşünebilirler. Bu durumda da bir ormancı bir de üst koridor seçimi gelmesini bekleyebiliriz. Trundle çok iyi bir seçim. Gragas açık diyorduk evet. Ki o da geldi. Trundle Gragas da harika bir ikili. Özellikle Shen'e karşı Trundle müthiş iş yapıyor. Onun ultisini bozabilecek bir buzdan sütunu var. Aynı zamanda oyun ilerledikçe Shen ne kadar tank olursa olsun onun tanklığını yok edecek bir dize getiri var. Şunu sorayım peki. Chaos Latin Gamers ekibinde 3 tane ad tank var. Direkt önde duracak, kapı gibi duracak tanklar var. Taşıyıcıları yüksek menzilli değil ve şu anda yani bir tane böyle dehşet hasar vuran orta koridor, menzilli bir orta koridor gerekiyor. Ne seçilebilir sence? Valla çok fazla fiziksel olmasa Varus çok iyi giderdi ama Varus olmayacak bu durumda. Ne seçebilirler? Orta koridorda şu anda en çok tercih edilen Cassiopeia da şu anda yasaklı tabii. Onu da seçemeyeceklerdir. Biraz daha menzili yüksek bir şey lazım. Biraz böyle alternatif seçimlere mi gidiyoruz onu merak ediyorum. Yani bir Malzahar büyük bir ihtimalle gelecek Malzahar Chiefs tarafından veya Latin Gamers'tan. Bu arada Trundle'ın daha hasar odaklı gideceğini söylemek lazım. Trundle büyük ihtimalle bayağı hasar odaklı gidecektir. Zaten ultisi yeterince tanklık kazanacağı ve zaten takımda yeterince tank olduğu için ihtiyaç yok. Bard, Jin iyi bir koridor Lucian Braum'a karşı. Yalnız Victor iyi bir seçim olmaz. Seçildi Victor. Victor'un şöyle bir özelliği var. Bir yerden sonra kayıtlama potansiyeline sahip oluyor hayaleti açtığınız zaman. Yani koridor safhasını iyi atlatabilirse eğer şimdi göreceğimiz artık meçhul şampiyona karşı. Ben oyun sonunda Victor'un güçleneceğini tahmin ediyorum ve yani şans veriyorum.
Ama Victor'un artık koridor aşaması çok çok daha zor. Çünkü çekirdeğini geliştirmek için 1250 altına ihtiyaç duyuyor. O çekirdek gelişene kadar çok zorlanıyor. Ve meta artık bu tip kontrol büyücülerin alan kontrolünün biraz daha ikinci plana atmış durumda. Yani daha çatışmacı, erken aşamada itibaren çatışmalara girebilecek şampiyon istiyor. O yüzden Victor hani tabii ki de dediğimiz gibi oyuncunun rahat olacağı şampiyonu seçmesi önemli ve Swiper çok rahat Victor'la. O yüzden bir şey diyemiyorum ama Victor dışında çok iyi bir kompozisyon kurdu. Ben de yani aslında dediğimiz standartlara çok uyan bir şampiyon oldu. Öndeki tankların arkasından uzun menzilli tarayıp öldürecek tamamen hasar odaklı bir büyücü geldi ve Vel'Koz. Bakalım Lugo Vel'Koz'la nasıl performans sergileyecek. Daha önce onlardan alternatif seçim geldiğini gördük. Kalista tercih etmişlerdi metada henüz bulunmayan. Ama şimdi bu Vel'Koz'la neler yapacağını hepimiz merak ediyoruz. Bakalım göreceğiz. Valla normal şartlarda eğer Vel'Koz'u aldıysa kendine çok güveniyor demektir. Hı hı. İyi bir Vel'Koz. Ve iyi bir Vel'Koz oyuncusu erken aşamada Victor'a koridoru dar eder. Bakalım neler olacak. Ya iyi bir Vel'Koz oyuncusu aslında. Hani bilmiyorum artık izleyicilerimiz de katılacak mı ama karşısında oynaması en can sıkan, en insanın saçını başını yoldurtan şampiyonlardan biri karşınızda iyi bir Vel'Koz varsa. Valla karşısında iyi bir Varus alındığı zaman o Vel'Koz'un o hayatı doğru. Kayıyor. Ama ona yetişecek, onunla boy ölçüşecek, menzile pek sahip değil gibi duruyor Victor. Yani aynen. Güzel bir karşı seçim olarak değerlendirebiliriz. Şu ve senin ki söylediğin konu çok önemli. Bu kompozisyon için Vel'Koz ideal bir tamamlayıcı. Evet, evet. Bir yandan ama şöyle bir durum var. Yani şu ana kadar bireysel yeteneklere baktığımız zaman Chaos Latin Gamers gördüğümüz diğer ekiplere göre biraz daha alt seviye gibi görünüyordu. Bir yani, hatta bir hayli alt seviye diyelim istersen. Bu tarz bir kompozisyonu nedenle çalıştırabilecekler maç içerisinde bekleyip göreceğiz. İki takımın da çünkü henüz bir galibiyet yok. Yalnız hem takım savaşı için iyi bir yapıları var. Vel'Koz'u arkada rahat ettirebilecek. Hem de çok iyi bir ayrık ittirme potansiyelleri var. Trundle oyunun en iyi ayrık ittiren şampiyonlarından biri. Bakalım Trundle'ın bu taktiği nedenli işe yarayacak. Şu ana kadar ligimizde de oldukça fazla görmüştük aslında bu taktiği. Yani oyunun 20-25. dakikasından itibaren Trundle kontrolü eline alıp tamamen oyunu ele geçirebiliyor. Shen'in karşısında durmasına ihtimal kalmıyor iki eşyadan sonra. Evet takımlar takımlar orman girişlerini şu anda korumaya çalışacaklar. Eşyalara göz attığımız, daha doğrusu kabiliyetlere bir göz attığımızda atamadık. Bakalım neler göreceğiz. Oo, güzel kabiliyetler. Kabiliyetler gizli kalsın. 30. seviyede. Swiper'ın koridorda çok Vel'Koz'a karşı, bu arada geldi kabiliyetler. Hı. Çok sürpriz yok. Yine Yıldırım Elmevent mü çok daha yaygın. Swiper'dan bahsediyordum. Swiffer'ın küçük bir avantajı var. Koridor zor olacak Vel'Koz'a karşı ama muhtemelen ilk mavi güçlendirmeyi Swiffer sonra bırakacaktır Rek'Sai'de. O biraz hayatını kolaylaştırabilir Victor'un. Bakalım takım arkadaşına bu şekilde yardımcı olduğunu görecek miyiz ormancı Spooks'un? Hemen mavi es geçip kutlara gitti. Oradan kırmızıya gidecek. Geri dönüş yolunda daha sonra mavi verecek Victor'a %90 ihtimalle. Yani bu metada Rek'Sai tabii böyle bir avantaja sahip. Genelde zaten hani Rek'Sai ve Gragas'ın oynanma sebebi ormanı çok rahat temizleyebildikleri gibi aynı zamanda yaklaşık full can çıkabilmeleri ormandan. Yani bu nedenle de ormanı genelde bu iki şampiyonun domine ettiğini görebiliyoruz ama üst koridor mücadelesi herhalde en odaklanmamız gereken mücadele olacak. Orada Trundle'a verilebilecek birkaç tane ufak kaynak bir anda oyunun gidişatını değiştirebilir. Trundle zaten oyunun belli bir bölümünden sonra müthiş bir ayrı gittirme şansına sahip olacak. Bu arada Twitter oylamasında da Chaos Latin Gamers'e ciddi destek var. Genelde Avustralyalılar Chiefs'e destek veriyordu ama onlar da bayağı ümidi kesmiş gibi. Abi güçlendirmede bir mücadele var ve E-Gym orada Julius Tito'nun canını okudu. Yalnız E-Gym'in tutuşturu da var. Julius Tito'nun başı dertli olabilir fakat iyice mi şimdi başı dertli bir giriyor? Spooks geldi.
Yiğicin bu arada başı dertte, tutuşturlar üzerinde. Şimdi sıçralar gelmeye başladı yavaş yavaş ama The Fox oradan uzaklaşmayı tercih edecek. Yiğicim çok fazla can kaybetmiş olabilir ama Julius Tito'nun da gerçekten çok ciddi zaman kaybetmesine sebep oldu. Hani değer dediğimiz, worth dediğimiz takaslardan biri bu. Ama kesinlikle. Yiğicim'in dikkatli olması lazım burada artık. En azından kendi ormancısına oldukça öne geçirmeyi başardı ve görebiliyoruz. Rek'Sai şu anda rakip ormanda gezinmeye devam ediyor. Orada minyon sayısını artırmaya devam ediyor ama şimdi Yiğicim yakalandı. Bakalım İlkan geldiğini görecek miyiz? Julius Tito'nun canı bir hayli azaldı şu anda. Tutuştur vardı üstünde. Tutuştur vardı üstünde ama avına güdümlü tutmadı orada. Kragas'ın üzerine. Ve böylelikle oradan uzaklaşmayı başarıyor. Ama Spooks... Spooks da iyice kovalayacak. Daha nereye kovalayacak yani? Ya Spooks abarttı. Başı belada şimdi. Sersemletmeyi başardılar onu orada ama uzaklaşmayı başaracak. Tünelden zamanında geçip. Şu anda ne oldu? Rakip ormana girdiler. Takaslar vesaire. Skor vesaire alınmadı değil mi? Fakat burada Chiefs inanılmaz büyük bir avantaj yapıyor. Çünkü sürekli baskı o kulenin altında. Julius Tito hiçbir yere gidemiyor. Minyon kesemiyor. Bütün pozisyonel avantaj. Harita kontrolü tamamen Chiefs'in elinde. Altın farkına baktığımızda da zaten yani bunu görebiliyoruz. Skor yok, hiçbir şey yok. Ama sanki takımlardan biri bir tane fazladan kule almışçasına altında öne geçmiş. 600 altın civarı Chiefs'in sadece minyonlardan önde olduğunu görebiliyoruz. Bu arada esas bence tebrik edilmesi gereken, hiç bakmadık ama Swiffer müthiş iş çıkarmış. Velkoz'a karşı olağanüstü bir başarıyla perişan etmiş Velkoz'u koridorda ya. 36'ya 14 şu anda minyonlar. Yetenek atışlarından kaçabildiğiniz sürece Victor'un hala koridorun erken safhalarında çok büyük bir avantajı bulunuyor. Ama Velkoz ya. Velkoz işte yetenek atışları ama ıskalarsa o da kendisini zor durumda bulabiliyor. Yalnız dediğin gibi yani 22 milyon ciddi anlamda olmaması gereken bir fark. 22-36 daha doğrusu. Bir de Velkoz'u kontra seçim diye seçti yani Lugo. İlginç. Hakikaten. Tabii minyon dalgası alınca biraz daha azaldı ama ne olursa olsun önde olması gereken Lugo'ydu. Bir yalnız avantaj var. Yalnız Reis'i burada yakalamayı başardılar. Reis'e bakıyorum sıçrası yok. Orada şifasını kullandı ama son vuruş The Fox'tan gelmeyecek. Yine de rakibini büyük bir ihtimalle geri döndürmeyi başaracak burada. Alt koridorun sihirler büyüsü kalmadı yalnız Chiefs cephesinde. Ortada minyonlara baktığımızda 42'ye 30'luk Victor'un avantajı büyümeye devam ediyor. Ve burada Chiefs ekibi gelen minyonları alabilmek adına henüz geri dönmedi. Yalnız işte Victor'un ikilemini de görüyoruz. Geri dönüp ikinci Doran yüzüğü ve bir tane Yakut Kristal almak zorunda kaldı. Çekirdeğini geliştirmek çok daha zor artık. 1250 altın bulup geriye dönmek çok daha zor Victor için. Eskiden 1000 altında gelişiyordu hatırlayacak evet. Çekirdek. Şu anda yani yaklaşık bir 2 milyon dalgası daha almanız gerekiyor. Bütün bu olan bir tane yalnız en çok Spooks'a yaradı. 27'ye 19 Tiamat da aldığı için hem ormanı artık daha hızlı temizleyecek hem de birebir savaşlarda çok daha kuvvetli bir hale gelecek. Son dönemde çok gördüğümüz bir şey bu. İlk eşya olarak Tiamat yapılıyor direkt Rek'Sai'ye. Orman eşyasından bile önce ki şu anda da görüyoruz uygulamasını. Güzel bir sersemletme geldi orada. The Fox'un üzerine ama takibini yapmadılar. Bu arada alt koridorda her ne kadar kapışmalar olsa da daha doğrusu Chiefs ekibi kapışmalarda kötü ayrılsa da minyon farkı hiç bunu göstermiyor. Evet. Minyona çok daha odaklı bir iş çıkarıyorlar. Orta koridoru ve alt koridoru ciddi minyon avantajı yakalamış durumda şu ana kadar. Bir yandan da Yiğicim'in dürtmeleri ve çıkardığı o mabetlerin sağladığı İyileştirme etkisi Reis'i koridorda çok uzun süre tutmaya yetti. Bu minyon farkı büyük ihtimalle şeyle alakalı. Koridorda çok daha üstün olduğu için, üstün olması gerektiği için Kaosat'ın gelimiz genelde takaslara odaklanıyor. Fakat takasları kazansalar bile minyon kaçırdıkları için ve takasları kaybettiği yerde minyon ölmediğinden dolayı avantajı eline geçiren taraf Chiefs oldu şu ana kadar. Yani sustain dediğimiz durum da aslında çok önemli. Yani koridorda kalabilme yetisi bunu Bart takım arkadaşına sağlarken Brown sağlayamıyor. Bir iyileştirme yeteneği olmadığından. Bu
sonunda Iijim'in özelliğinin de ortaya çıktığını görebiliyoruz. Hadi gel kalkan etkisi var işte o kadar. Evet. Iijim şimdi görüş avantajını rakip ormana da taşımaya çalışıyor. Bu da özellikle maviyi alırlarsa Chaos Latin Gamers için çok kötü bir haber olabilir. Aynen. Velkoz'un en çok yani Velkoz mavi kuşlardan ve en çok ihtiyaç duyan şampiyonlardan biri. Ve mavi Iijim'e bıraktı Spooks. İşte yani Chaos Latin Gamers'ın da yani herhangi bir şey... yani makro oyunda ne kadar evet. zayıf olduğunu başka göstergesi var. Herhangi bir şey olmadan aslında geri düştüklerini görebiliyoruz şu anda. O bu arada Iijim yakalanmış. Üzerinde mavi güçlendirme var ama çok güzel bir ulti geldi oradan. Yine de The Fox onu orada sersemletmeyi başaracak ve şimdi sıra Reis'te çok güzel bir Gragas ultisi geldi oradan. Patlayan varil ve Reis'te düşürmeyi başaracaklar mı? Son vuruş orada. Gragas'tan geliyor. Spooks'u da arka arkaya sersemletecekler. Ama yeteri kadar hasar çıkmadı ve Chaos Latin Gamers Movistar rakibinin pozisyon dezavantajını çok iyi değerlendirdi. Muhtemelen burada gizli kahramanlardan biri de Element. Buzdan sütununda Swiper'ın ultisini durdurdu diye tahmin ediyorum. Çünkü ultiyi kullanmaya başlamıştı. Swiper gelemedi aşağıdaki savaşa. Bu durum aslında tam bizim dediğimize cevap oldu biraz. Chaos Latin Gamers Movistar hiçbir şey olmadan geriye düşmüşken bir anda güzel bir takım savaşıyla öne ama geçmeyi başardı. Hep kazanan koridorları var. Yani 3 koridorda da kazanan koridora sahipler. Hı hı. Daha aktif olan koridora. Fakat bu kazanan koridorlarla çok bir şey de elde edememişlerdi şu ana kadar. Tamam bu savaşta belki de ilk defa önde çıkmayı başardılar ama şu ana kadar aslında Chiefs'in istediği gibi gidiyor oyun. Herhangi endişe verecek bir durum yok Chiefs adına. Henüz bir altın farkı pek göremiyoruz. Koridor aşaması bittikten sonra Chiefs'in çok daha verimli olduğunu göreceğiz. Bakalım Victor şu anda geri dönecek. Benim tahminimce o 1250 altını üzerinde 1900 altın var hatta üzerinde. Bu arada Brezilya rejisine de teşekkür ediyorum. Tam sanki ona demişim gibi altını da göstermiş bulundu. Hepsini de harcadı vallahi. 25 evet. altın kaldı. Çekirdeği geliştirdi. Ionia çizmelerini aldı. Bear yakalandı bu arada. Canının neredeyse yarısını kaybetti ve onu gıdıklayan, dürten Iijim sihirli yolculukla olay yerinden uzaklaşacak. Swiffer'ın da artık çok daha verimli bir şekilde minyon biçmeye başladığına tanıklık edeceğiz. Yani o çekirdek geliştikten sonra o ölüm ışını iki kere patlıyor ve inanılmaz büyük bir minyon temizleme potansiyeline sahip oluyor. Ve bundan sonraki çekirdekler daha kolay çünkü 2250 ikincisi 1300'ü 750'ye düşüyor. Hı hı. Çok daha kolay olacak çekirdekleri geliştirmek. Plugo'nun dikkatli olması lazım tabii ki şu anda. Mobil bir şampiyon oynamadığı için özellikle Rek'Sai anınız burada güzel bir ward ultisi gelmiş. Üzerinde çok iyi bir sersemletme ve biraz erken kullanılan bir Jhin ultisi yine de skoru almaya yetiyor. Son vuruş gelecek mi bakıyoruz. Sihirdar büyüsü yok Reis'in orada. Trajediyi kullanacak. Trajedi geliyor ama sıçrayla karşılık veriyor orada The Fox ve uzaklaşmayı başaracak sihirdar büyüsünü harcayarak. Yalnız Reis orada o kadar acele etmese... Oo Julius Tito. Biraz riskli davrandı. Reis o kadar gaza gelmese, ultiyi o kadar yakından kullanmıyor olsa... çünkü Lucian'ın ultisinde menzil 3 katı neredeyse. Biraz daha geriden kullanırsa iki skoru da çok rahat alabilirdi. En azından Braum'u düşürüp sonrasında Lucian'ı avlamak için kendi ultisine başvurabilirdi. Şu ana kadar ama oyun yapıcı olarak kesinlikle Iijim'i gösterebiliriz. Burada zaten yani ejderi alıp hemen orada ejder itinden de uzaklaştılar. Şimdi altın farkı yok. İlk kule çok önemli olacak. İki takım da, ya bu arada iki takımın da aslında makro oyun konusunda yaşadığı sorunlardan bir başka örnek. Herhangi bir kuleye bir baskı görmedik hiç.
oyun hiçbir alanında. Halbuki bu metanın önemli özelliklerinden biri kuleye baskı. Bu arada Julio Soto yine Julio Soto'nun başının belası oldu iyice. Mavi güçlendirmeyi alsa da orada ultisini kullanarak uzaklaşmak durumunda kaldı Julio Soto. Dediğim gibi yani oldukça standart devam ediyor. Belki bu koridor aşamasının daha yüksek seviye bir oyunda biraz daha erken kırıldığını görebilirdik ama takımlar fazla uzattı diyebiliriz. Koridor ama sevdasını. Ya koridor aşamasını uzatabilirler. Fakat asıl amaç bir kuleye baskı kurabilir olmaları. Hani ilk kule altın o kadar önemli ki asıl baskı orada olmalı. Herhangi bir kuleye baskı görmüyoruz. İşte burada kuleye baskı var. Bu sefer çünkü savunma yok. Yani bir kuleyi savunmamak kabul edilebilir bir şey değil 6.15 yamasında. Ve bakalım Bardo ultisi geliyor. Devamında Shen ultisi de Rexxei takip edecek. Ve güzel bir kışkırtma orada da Fox'u yakalıyor. Fox'un oradan çıkması mümkün değil. Bear bakalım kurtulabilecek mi? Önüne Julio Soto geçti. Çekildi orada takım arkadaşının önünden ama Jin son mermisi isabet etmeyince orada uzaklaşmayı başardı. Ve yalnız bir anda oyunun kırıldığını görüyoruz. İlk kule altını da almayı başardı. Julio Soto da canına susadı galiba. 4 şampiyonlar arasında yarı canlı girmek bir fikir olmasa gerek. O icim düşecek mi? İcim düşecek. Son vuruş geliyor orada kuleden ve Julio Soto orada almayı başarıyor. Kule altına giren Bard'ı. Bard'ın kendi hatası açıkçası. Yani Julio Soto'ya falan düşmedi, direkt kuleye düştü. Bu maçta bayağı hata olduğunu görüyoruz ya. Yukarıda da artık yani saf güç, kuvvetle element gidip oradan ilk kuleyi almayı başardı. Direkt Swiper'ın yokluğunda ayrık ittirme yaparak. Bundan sonra ayrık ittirmeyi çok daha fazla göreceğiz. Şu anda zaten Vahşi Hydra'yı tamamlamış durumda. İnanılmaz bir can yenileme özelliği de var. Zaten kendi pasifinden gelen var. Artı Vahşi Hydra ile birlikte. O Trundle'ın karşısında durmak artık çok ama çok zor. Şimdi yavaş yavaş orta koridora dökmeye başlayacaklarını tahmin edebiliriz Chiefs'in bu mücadeleyi. Alt koridorda aslında pek bir işleri kalmadı. Bu yüzden zaten Latin Gamers'da Velkoz'u herhalde aşağı gönderdi. Velkoz yalnız bir koridora yollamak, gerçi tabii güvenli üstündesinde ben dibinde duruyor ama Velkoz'u yan koridora göndermek hiçbir zaman iyi bir fikir olmaz. Bu kadar güvenli bir koridorda olması haricinde. Çünkü kaçış mekaniği olmadığı için anında üzerine çöküp skor alır rakipleri. Evet, Chiefs artık görüş avantajını ortaya koymaya yavaş yavaş başlayacak. Diğer tarafta da, üst tarafta da ayrı kitlemenin devam ettiğini görebiliyoruz. Yalnız burada bir karşılaşma var. Julio Stito'nun canı oldukça azaldı ama önde kalan bu sefer Bear oldu. Şimdi arkadan Plugo vurmaya devam ediyor ama çok güzel bir kozmik bağ geldi orada ve Plugo'nun ultisini yarıda kesti ve Rexxei'nin ilk skoru aldığını görüyoruz. Bear'ı böylelikle düşürdüler. Kompozisyonu yaptıkları zaman ne demiştik? Önde 3 tane tank, arkalarında rahat pozisyon bulacak diye Velkoz. Ama Velkoz'un pozisyon bulmasına izin vermezseniz, hani gelip Bard bozabilirse o ultiyi, o zaman etkinliği o kadar düşüyor ki Velkoz. Yani kompozisyon iyi ama uygulayamadıktan sonra ne fayda? İlk kuleyi de sanıyoruz ki böylelikle almayı başaracak. Orta koridor ilk kulesini daha doğrusu. Chiefs ekibi tabii bir minyon dalgasına daha ihtiyaçları var. Ama buraya Trundle'ın gelişi onları biraz üzmüş gibi görünüyor. Şimdi bu minyon dalgasıyla bakalım bir kuşatma yapabilecekler mi ama koridor temizleme yetisi çok fazla. Chaos Latin Gamers'ın ve buradan bir sonuç alamadılar. Skorlar 3-3 ama şu anda altında 2500 altınlık bir üstünlüğü var Chiefs cephesinin. Şimdi buradaki savaşı tekrar görüyoruz. Velkoz çok iyi pozisyonda ama Velkoz kurmak lazım. Kozmik bağ burada tabii zaten. İşi bitiren etme oluyor ve Bear yani o kadar uzun süre içeride kaldı ki tek başına öldüğünü gördük sadece. Önde kalıp öldüğünü gördük. Koordinasyon konusunda çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz Chaos Latin Gamer'ın. Bu maçta da görüyoruz örneklerini.
Orta koridorda Victor'un eşya dizilimi de tabii ki dikkatleri çekiyor. Yani direkt olarak sihir çekirdeğini güçlendirmeyi ve hatta fullemeyi tercih etmiş. Herhangi başka bir eşya yapmak yerine. Bunu yani neden tercih etmiş olabilir böyle bir şeyi? Çünkü sihir çekirdeğine gelen yenilemeler şöyle bir sonuç yarattı. Erken aşamada çok zor yenilenip alıyor ve erken aşamada çok az güç veriyor. Fakat 3. çekirdeğe geldiğiniz zaman hem yenilemek daha ucuz hem de alınan seviyeye oranla çok diğer herhangi bir eşyadan çok daha fazla yetenek getiriyor. Yani sihir çekirdeğini geliştirmek zor ama geliştirdiği zaman getirisi çok daha fazla. O yüzden erken aşamada ilk yaptıkları sihir çekirdeği aşaması geliştirmek olmuyor ama fırsat bulduğu zaman ilk tamamlamanın eşyada sihir çekirdeği oluyor. Bardurtisi burada kimseye isabet etmiyor. Ön tarafta yine yakalanan Spooks oldu. Şimdi Bear tam ters pozisyonda yine kendisi yakalanan kişi odaklarını sıfıra çevirirler ama yüksek miktarda anlık hasar geliyor orada. Ve Victor ultisinin hasar vermeye başladığını görebiliyoruz. Element şimdi yakalandı. Ultisini kullanıyor Swiper üzerinde ama yaşamaya devam edecek. Çünkü Trundle ve ultisi ona bu durumda yardımcı oluyor. Yalnız güzel bir ölüm ışını orada Bear'ı avlamayı başaracak. O kadar az can varken bir ölüm ışını birini avlayacaktı. Avladığı Bear oldu. Yalnız şimdi Victor'un çekirdeği son aşamaya geldiği için Kaos Fırtınası'na da ekstra hasar yüklüyor. O Kaos Fırtınası dehşet saçıyor orta koridorda. Orta koridor kapışmaları devam ediyor. Ve baktığımız zaman aslında benim yine en dikkatimi çeken durumlardan biri orta koridordaki minyon farkı. 201'e 147'lik kimsenin de aslında ellemediği bir koridorda Victor'un bu kadar öne geçirilmiş olması hayrete düşürüyor insanı. Valla ilk çekirdeği geliştirmeden zaten 20'ye yakın fark yakalamıştı, hatırlayacaksın. Hı hı. Küçük çaplı bir mucize bu. Yani Swiffer'ı çok tebrik etmek lazım. Yani böylesine bir takıma karşı da bu eşya dizilimi gerçekten çok güzel oluyor Victor'a. Hem sihir çekirdeğini bu dakikada bu alev ejderi çok rahat bir şekilde Chiefs'e gidiyor. İşte Chaos Latin Gamers'ın makro oyun konusunda ne kadar nasıl derler yetersiz hatta bir haber olduğunun göstergesi. İlk kuleyi de bedavaya verdiler. Alev ejderini de bedavaya verdiler. Yani onların tek derdi tekli derece gibi bir şekilde çatışmak, savaşmak. Evet, evet. Yani rakibini, karşısındaki birebir rakibini yenmeye çalışıyor. Oyunu yenmeye çalışmak konusunda en ufak bir çabaları yok. Yani şöyle görünüyor bana, hani çatışmalar olsa atıyorum 5'e 5 bir takım savaşında katliam verip sonrasında ejder, kule vesaire verseler anlayacağız ama hani olan biten şu ki bir şeyler oluyor oyunda ve bir bakıyorsunuz önce kule kaybetmişler, sonra bir kule daha kaybetmişler, sonra ejder kaybetmişler. Yani rotasyon konusunda, harita hamleleri konusunda Chiefs çok daha önde görünüyor rakibinden. Bedavaya aldıkları kule, minyon, ejder vesaire sayısı yok yani. Durum zaten dördüncü, yani durumda hakikaten vahim bir durum yok skora baktığımızda ama iki ejder, bedavaya alınan iki ejder, üzerinde bir kule farkı kendini gösteriyor. Bear bu arada oradan uzaklaşmak için Timgari'yi kullanmak durumunda kaldı. Şu anda ama umutları bu ekrandaki oyuncuymuş gibi görünüyor. Yani aynen, bu durumdan kendini kurtaracaksa Chaos Latin Gamers, Movistar ekibi bir şekilde 4 kişi hamle yapıp Chiefs'in oyununu bozup ayrı getirmeye oynayabilirler mi? En mantıklısı o. Trundle'ın şu anda karşısında durabilecek şampiyon yok. Ayrı getirip diğer 4 oyuncu oyunu yavaşlatıp Trundle'ın ayrı getirmesi üzerinden oynamak zorundalar. Bard ultisi güzel gelse de Element yine bir ayak hareketiyle oradan uzaklaşmayı başardı. Şimdi Reis ultisi geliyor ama güzel noktaya sıçra. Kozmik bağ tuttu ama Jin ultisi vurmaya devam edecek. Yiğicim şimdi önde yakalanıyor. Trajedi Bear'e isabet etti. Son vuruş gelmeyecek orada Reis'ten, kritik vuruş. Ve Bear yalnız avına güdümlüyle orada Spooks aradan çıkarmayı başarıyor rakip destek oyuncuyu. Element'in üzerine müthiş bir baskı yaptı. Element oradan çıkmayı başardı. Ama burada işte çok güzel bir Gragas ultisi. Harika. Ve ardına gelen Vel'Koz ultisiyle avlamayı başarıyorlar orada Victor'u. Harika bir oyun yaptı
Chaos Latin Games orta koridorda. Üst koridorda da çok iyi oynadı Elementor'u 2'ye 1'de. Orta koridorda da çok iyi bir oyun yaptılar. Fakat bunun karşısında ne elde edecekler? Ne orta koridor kulesi? Başka? Başka bir şey var mı? Başka bir şey varmış gibi görünmüyor. Hatta Julius Tito biraz riskli bir pozisyonda duruyor. Bard ve Spookson'u kovalamaya devam edecekler arkadan zaten yetişen. Swiper hak ettiği skoru buldu diyebiliriz. Orta koridorda olağanüstü bir oyun yaptılar. Sonucu skor verdiler ya. Yani ne yapsam da rakibe bir avantaj versen diye düşündü resmen Julius Tito orada ve aldığı güzel skorun ardından kendi bir skor verdi ve şimdi Chiefs orta koridor ilk kulesini alıp haritayı kendileri için önemli ölçüde açacak. Taht oyunları dizisinde güzel bir replik vardı. Bence bu maça çok uyuyor. Bütün çatışmaları kazanıp savaşı kaybetmek bu işte. Yazık, Stark'ların genç lideri Robb Stark'ın söylediği bir sözdü o. Yani Chaos Latin Games bütün çatışmaları kazanmıyorlar tabii ama çatışmaları genelde kazanıp savaşı kaybediyorlar hızla. Vel'Koz bu arada Merolimikon'dan sonra ikinci eşya olarak bir şeye gidecek. Zonya'ya gidecek. Yani Vel'Koz'un Zonya yapıyor olması çok iyi bir fikir mi emin değilim. Yani Zonya kullanacak duruma gelmemesi lazım Vel'Koz'un. Aynen öyle. Yani Zonya her zaman iyi bir şey ama Vel'Koz'un Zonya kullanacak konuma gelmemesi lazım. Vurkslers pozisyonda kaldı güzel bir Gragas ultisi. Patlayan Fitch'i arkada sıkılayan bir Bard ultisi izledik. Ama şimdi Swiffer'ın başı dertte. Güzel bir Vel'Koz ultisiyle orada Swiffer'ın canını büyük ölçüde azaltmayı başarırlar. Shen geliyor. Şimdi Shen kendi ultisiyle savaşa katılmaya çalışacak ve Bear yine önde yakalanıyor. Takımının verdiği 7 skorun 5'ini veren oyuncu Bear. Ya tamam tanksın önde dur da yani 2-5-2 de. O kadar önde durma. Takımın 7 skor vermiş 5'ini almış. 5'ini veriyor. Takım 5 skor almış ikisini de almayı başarmış. Hani ikisine de asist yapmış. Bear her yerde ve her şeyde. Ama biraz fazla her şeyin içinde galiba. Biraz böyle arkasına yaslanması sanki iyi bir adım olabilir onun için. Üst koridor kulesini kuşatmaya çalıştığını görebiliyoruz Chiefs'in. Bu arada tekil koridor oynayan oyuncular biri 0-0-1 oynuyor, biri 1-0-0 oynuyor. Destek 2-5-2. 5 skorun 4'ünde. %80 skor katkısı da önemli bir şey aslında. Bence daha güzel olan şey şu. Toplam maçta 12 skor var. 9'unda var Bear. %70'e skor katkısı ama tüm skorlara. İki takıma da aynen. Skor katkısı. Aktif böyle oynanıyor işte galiba. Evet oyunu aslında bu durum hani Movistar'a yaramıyor değil. Çünkü hani geride olan her takım oyunun uzamasını ister tabii ki. Çünkü oyun ilerledikçe altın farkı da ortadan kalkıyor. Kendi kompozisyonlarına baktığımızda zamanla güçlenen belli başlı şampiyonlara tabii ki sahipler. Bunlara yani Trundle'ı ekleyebiliriz. Vel'Koz'u da ekleyebiliriz. Ya Chaos Latin Games için formül basit. Trundle ayrı kittirecek. Diğer şampiyonlar Gragas ve Braum önde bir hat kurup Vel'Koz ve Lucian'ın arkasında çalışması zaten. 4 kişiyle oyunu oyalayacaklar sadece. Bu kadar. Formül belli. Ama bu formülü uygulamak, ya bilmek başka şey, uygulamak apayrı bir şey. Diğer tarafta da şunu sorayım. Chiefs bu üstünlüğünü artırıp oyunu erken dakikalarda bitirmek için ne yapabilir? Ya onlar için de oyunun uzaması çok büyük bir dezavantaj yaratmaz. Çünkü Jin de Victor da çok iyi bir oyuncular yapıyorlar. Tabii Shen'in biraz etkinliği düşecek. Yani global etkinliği. Ama ne yapabilirler? Onlar iki ejderleri var. Hani ayrı kittirmeyi durdurdukları sürece 4'e 4'te de 5'e 5'te de avantajlı olan taraf Chiefs. Sadece ayrı kittirmeyi durdurmaları lazım ama gördüğümüz kadarıyla Chaos Latin Games organize bir ayrı kittirme de pek yapmıyor. Şu ana kadar pek ayrı kittirdiğimi görmedim. Ormanda da bu arada büyük bir karşılaşma var. Spooks buradan uzaklaşmaya çalışacak çünkü Jin'e zaman kazandırmak istiyor. Ve Jin, ayrı kittirme yapan Jin burada gitti tek başına kuleyi de almayı başardı. Bedavaya aldıkları kaçıncı şey oldu? Herhalde bu 4. kule oldu. Aynen. Ejder var bir tane de bedavaya. İki tane bedava ejderleri var. İkisini de ya hiç karşılık görmeden almışlardı. Ama bunun altın farkına çok da yansıdığını yani çok da böyle dramatik bir şekilde yansıdığını göremiyoruz. Dediğimiz gibi çatışmaları kazanıyor çünkü Chaos Latin Games. Evet.
Yani Lucian'da yavaş yavaş o tank eriten eşya dizilimine ulaşmaya devam ediyor. İlk iki eşyasını tamamlamış. Burada üçüncü eşya sence ne tercih edecektir? Valla bence şu anda gördük zaten fani hatırata gidecek. Pardon şey fani hatırata değil. Lord Dominic Efendi'nin hürmetlerine gidecek. Üçüncü eşya olarak gördük. Biraz daha tankların canını yakmak istiyor tabii ki. Ama yani zarar verebilmek için, hasar verebilmek için çok uzun süre çatışmada kalması gerekecek. Diğer tarafta Reis'e bakıyoruz. O sadece bir iki tane kritik üzerine ultiyle zaten takım savaşına yeteri kadar katkı sağlayabiliyor. Biraz bundan sonra Lucian'ın hasarı belli bir miktarda düşerken bu hasar iki daha da artıyor. Yani en azından şunu söyleyelim. Hani sanki yetişmek istiyorsa böyle bir ebedi kılıç gibi nasıl desem ya oldukça kuvvetli bir eşyaya ihtiyacı olacak Lucian'ın. Bear bu senaryoyu daha önceden görmüştük. Bakalım 6. skorunu mu verecek burada ama çok güzel bir şekilde Yiğit'i yakalamayı başardılar. Spooks arkada yanına Shen'i aldı ve gitmeye devam ediyor. Julio Sito'nun başı dert ama orada kışkırtma ıskalayınca ormancı da uzaklaşmayı başaracak. Şimdi Reis arka tarafta vurmaya devam ederken duvarın öte tarafında Plugo büyülerini kullanmaya devam etti. Element yakalandı. Trajede kimseyi isabet etmeyecek ve son perdenin açıldığını görebiliyoruz. Üçüncü mermi isabet etmiyor. Dördüncü de isabet etmeyecek ve sadece tek bir skor alabilecek buradan Chiefs ekibi. Ama işte devamında ne alabildikleri çok önemli. O yön dalgasını temizlemek için infazı kullandırmış. Plugo, Plugo'nun Plugo başı dertte. Kuleyi de aldı. Yalnız bu iki takımın da niye alt sıralarda olduğu ve niye fazla iddialı olmadığını da kaçan sayısız yetenek atışında görüyoruz. İki kere kışkırtma kaçırdı Swiper ya. Evet. Ve yani kaçırdığı şampiyon da Teemo değil yani sonuçta. Gragas'ı ıskaladı. Aynen Gragas'ı ıskaladı ki açıkçası duvarla arasında çok küçük bir boşluk vardı. İstesen geçemezsin orada, oradan geçti. Kırmızıyı teslim alacak ormancı değil tabii ki nişancı Fox. Ve diğer tarafta da hani tekrardan değinmek istiyorum çünkü üçüncü eşya olarak cehennem asası tercih ediyor Velkos. İlginç. Ya şöyle bir şey var. Plugo hiç Velkos oynamamış galiba. Çünkü cehennem asası büyü direnci getiriyor ama cehennem asasının büyü direnci dışında getirdiği önemli şeylerden biri çevresindeki büyü direncini kırması. Fakat bunun için yakına gitmesi lazım. Velkos'un temel özelliği uzakta durmak. Asla savaşın içine girmek. Zonya da aynı şekilde. Yani Zonya ve cehennem asası kötü eşya değil ama Velkos'un almaması gereken eşyalar. Yani Swiffer'ın yaptığı eşya diziliminin benzerini belki diğer tarafta Velkos da görseydik. Hani Riley'i kayıtlayabileceği bir Riley'i üzerine bir Rabadon yine hasar artıracak. Biraz daha verimli olabilir. Tabii çok pahalı eşyalar orası ayrı ama en azından yaklaşabilirdi bu eşyalara. Şimdi Baron denemesi geliyor ve 5000 cana kadar indirdiler bunu hızlı bir şekilde. Ama işte ormancı varken bunu yapmak hayli riskli, özellikle de bu kadar öne geçmişken. Bu arada dikkat edersen İonya çizimleri de atıyor. Zerre büyük nüfuzu da yok. Evet. Halbuki çok daha iyi tercihler. Zonya ve cehennem asası yerine Liadri ve şey olabilirdi. Rabadon. Hiçlik değneği belki. Rylai ve Liadri olabilirdi. Hiçlik de olabilir. Rylai ve Liadri çok iyi iş yapıyor yalnız. Çok fazla büyü rotasyonu yapabildiğiniz için onların birbirine sinerjisinden çok fazla yararlanıyorsunuz. Çünkü yetenek gücü aslında çok işe yaramıyor Velkos'un. Velkos'un yetenek gücü oranları çok düşük. Taban hasarı. Evet, taban hasar ve işlevsellik önemli. O yüzden Rylai Rabadon getiriyor. 3000 cana kadar indirdiler yine Baron'u ama Julio Sito hazır orada Baron'u çalmaya. İçeri girdi şimdi ve çalmayı başardı. Ama orada Velkos'un yardımıyla birlikte. Ama geri kalan takım savaşını burada alabilecekler mi? Önemli olan da bu. İki skor verdiler ama aldıklarıyla yetinmesi gerekiyor ve geri dönmesi lazım burada. Chaos Latin Gamers'ın yine Reis'in yakalandığını, hatta birazcık da yakaladığını gördük rakibini. Plugo şimdi buradan uzaklaşmaya çalışacak ama arkasında onu takip eden bir Spooks var. Hayaleti kullandı. Bakalım devam edebilecek mi kaçmaya? Spooks şimdi onu yakalamaya devam ediyor. Trajedi kullanıldı ve skor böylelikle Reis'e gitti. Diğer tarafta da Swiffer skoru bulmayı başarıyor. Lucian'ı düşürmeyi başarıyor.
Ya bunu söylemekte sakınca yok herhalde. İki bayağı, takımın da büyük hatası. Bayağı düşük seviye bir League of Legends maçı izliyoruz. Yani iki takımın da niye alt sıralarda kalacağı ya da alt sıraların beklediği maçını kaybettiğini biraz anlayabiliyor gibiyiz. Tuhaf tuhaf hatalar iki takımdan da. Biraz tabii şeyde hani çok da hakkını teslim etmek lazım biraz. Yani iki takım için de çok önemli bir maç olduğu için biraz fazla stresli olabilirler. Onu kabul ediyoruz ama yani gerçekten çok basit hataların arka arkaya geldiğini gördük. Yani sistematik bir şekilde bu kadar öne geçmişken Baron denemesi denemek, rakip ormancı hayattayken Baron denemek, maçı rakibe teslim etmeniz için en önemli fırsat diyebiliriz herhalde. Burada aslında Latin Gamers'ın yapması gereken sanki geri dönmekti. Bence de. Artı Baron yaparken Velkoz'un iyi bir açıda size ne kadar hasar verebileceğini unutmamamız lazım. Velkoz yapacağını yaptı, Baron'u çaldı. Swiffer yakalanacak mı bakalım burada? Güzel bir ayak hareketi üst üste. Yetenek atışlarından kaçmayı başardı. Bard ultisi de ıskalayacak hicimler. Çok güzel bir kozmik bağ. Üzerine Spooks geliyor, üzerine Shen. Ve arka arka skorları bulmayı başarıyor burada. Chiefs ekibi adeta takım savaşını domine ediyorlar. Hiçbir şey yapmasına izin vermediler. Müthiş bir Jhin ultisi de gördük mermiyle beraber orada. 4 tane skoru almayı başarlar karşılığında. Sadece Swiffer'ı teslim ettiler. Ve buradan kesin inhibitör açacaklar. Oyunu bitirebilecek acaba süreleri var mı? Yok, 30 saniyede bitirebileceklerini zannetmiyorum. Sadece hayatta kalan element oldu. Bu arada mesela oyunla ilgili şu ana kadar oyunla ilgili en ilginç noktalardan biri de Trundle bir kere bile ayrı kittirme yapmadı ya. Evet. Ya ayrı kittirme yapanın Shen olduğunu gördük genelde. Yani o zaman niye Trundle oluyorlar? Niye Trundle? Neden Vahşi Hydra? Neden dördüncü eşya olarak mahvolmuş kralın kılıcı sorusunu da tabii ki sormak gerekiyor. Madem ayrı kittirmeyeceksin niye bu eşyaları alıyorsun? Bu arada işte takım savaşını görüyoruz. Swiffer çok güzel ayak oyunları. Bu arada Hayalet'i de çok iyi kullanmış. Hayalet sayesinde çok iyi bir avantaj oluyor. Shen geldikten sonra bir anda çoğalıyorlar ama esas burada. Burada bütün işi yapan Yijim. Yijim'in tutturduğu kozmik bağın üzerine gelen Kaos Fırtınası iki kişiyi anında buharlaştırıyor. Sonra aslında Kaos Static Gamers savaşı biraz kendi lehine çevirmeye çalışırken fazla içeri giriyorlar. Ama 4'e 2'de yapabilecekleri fazla bir şey yok. Ve Yijim'in tutturduğu kozmik bağın üzerine gelen Kaos Fırtınası zaten savaşın kaderini başında belirlemiş. Yani çok çirkin ve sinir bozucu bir bard oynadı diyebiliriz. Aynen. Aslında Yijim için bu oyun. Harika, yani gerçekten harika bir bard oyunu. 2-3-12. Karşı taraftaki Bear'la iki desteği kıyasladığımız zaman 2-3-12'ye karşı 2-7-3. Pek çok şeyi anlatıyor herhalde. Element bakalım burada geri... Hayır, dönemeyecek tabii ki. Trajedi gelecek üzerine ama isabet etmeyecek. Yine de Yijim kovalamaya devam ediyor. Yine sıçra. Orada son perdenin üzerinden atlamak için kullanıldı. Menzilinden daha doğrusu uzaklaşmak için kullanıldı. Şu ana kadar Element 1-0-1 oynuyor. Takım 16-6 gerideyken. Yani hiç ölmemiş. Yani. Ama bu aslında ne kadar etkisiz ve ne kadar varlık zayıf, göstermiyor. Evet. Takımın zayıf halkası konumunda. Hiç ölmeyen tek oyuncu ama belki de takımına en çok zarar veren, daha doğrusu en az yarar veren oyuncusu diyebiliriz. Üst koridor inhibitörü Chiefs ekibinin bir sonraki hedefi olacak. Tabii yani biraz bekleseler, hani bu takım az önce kazandıkları takım savaşını kovalayıp sonra mesela Baron'a gitmiş olsalar oyunu çok da erken bitirebilirlerdi ama Latin Gamers'ın Baron alışı birazcık Chiefs'in potansiyel bu galibiyetini geciktirdi diyebiliriz. Trundle mesela ayrı kittirmeye gitti. Hatta alt tarafta kamerayı da görebiliyoruz ama gittiği gibi şimdi geri dönüyor. İkinci oldu. Orta koridorda da süper minyonlar geliyor. Önce o bir orta koridoru denk gelemek lazım. Kuşatma konusunda Chiefs'in de hiçbir şey çıkarmadığını söyleyelim yalnız. Zaten kuşatmaya uygun bir kompozisyonları da yok. Baya baya dağınık oluyor. Chiefs de nasıl maçı bitirebileceği konusunda fazla fikir sahibi değil gördüğümüz kadarıyla. Bir sonraki hedef peki ne olmalı sence Chiefs'in maçı bitirmek adına?
Yani bir yerde bir çatışma aramak. 5'e 5'te çok daha iyiler çünkü. Bir yerde bir çatışma aramak zorlar. Veya rakibi çatışmaya zorlamak. Kuşatmayı doğru yapabilirlerse orta koridordan süper minyonlar gelirken en azından bir avantaj yakalar. Birazdan çünkü kısa bir süre kaldı. İlk 4 doğacak. Ama o kuşatmayı doğru yapmak lazım. Üst koridor bence en mantıklısı. Ama demin gittiler ve hiçbir şey üretemediler o üst koridorda. O da var. Bir dakika sonra hem Baron hem Kadime Ejderha'nın çıktığında tabii ki hatırlatmak gerekiyor. Onlara da bir ihtimal odaklanmayı düşünebilir Chiefs. Chiefs tabii birini bırakıp diğerini alabilir. Çünkü hangisini alırsa alsın Chiefs'in lehine olacak. Yani birebir bir değişim Baron ve Kadim Ejder arasında ne olursa olsun Chiefs'in işine gelir. Evet. Yani oyunu bitirmek istiyorsanız aslında Baron çok daha mantıklı Baron bir karar gibi evet. görünüyor. 5 dakika yani en azından Kadim Ejder'dan çok daha uzun süre üzerinizde durduğu için. Velkoz eşya dizilimi de uzun süre unutamayacağım herhalde. Bu arada hiçlik değneği en almış şimdi olmamış. Cehennem asasına gidiyor. O eşya dizilimini birazcık yarıda bırakmış. Biraz büyüğü eklemiş en azından. Evet ormancıyı bir hayli dürtmeyi başardılar ve şimdi Baron'a devam ediyorlar ama bu senaryo daha önce izlenmişti zaten. Bu da klasik işte ya ne yapacağımızı tam bilmiyoruz bari Baron yapalım. Baron'u. Evet. Oo Spooks'u yakalamayı başarlar güzel bir bard ultisi. Orada Plugo'nun kombosunu geciktiriyor. Plugo orada çok tehlikeli hamleler yapabilirdi. Şimdi arka tarafta Velkoz'un vurmaya başladığını görebileceğiz ama diğer tarafta da Jin ultisini kullanmaya devam ediyor. Dördüncü ulti orada Fox'a isabet etti ve Lucian tek başına düşürmeyi başardığını gördük Jin'in. Arka tarafta Gragas'ın koruyucu meleği tetikleniyor. O da Reis'ten uzaklaşmaya çalışacak bir şekilde. Reis oradan sıçramadı. Büyük bir ihtimalle trajedisini kullanacak. Bir ama gelin. Diğer taraftan Bear'ı düşürmeyi başardı Swiffer. Şimdi Kaos Fırtınası ile beraber Element'in üzerine ilerliyor. 2'de 2 yapmayı başardı ve oyunu bu noktada bitireceklerini ön görebiliriz Chiefs ekibinin. İyi başlamıştı takım savaşı aslında Chaos Nothing Gamers için. Ama Velkoz doğru açıyı bulup devamlı hasarı veremedikten sonra bir kere o Velkoz'un etkisinden çıktıktan sonra savaş tamamen Chiefs lehine döndü. Savaş başladığı gibi Bard ultisinin ona isabet ettiğini evet, gördük. Evet. Bard'ın ilk konsantrasyonu Velkoz'un. Velkoz'un devamlı hasarını ortadan kaldırdığınız zaman da her şey çok çok daha kolay oluyor tabii. Bu arada 2 inhibitör aldıktan sonra daha fazla zorlamayı tercih etmedi Chiefs. Riski almak istemiyorlar. Gerçi bence oyunu bitirebilecek durumdalardı ama riski almak istemediler. 2 inhibitör yeterli gördüler ve üzerine Baron alacaklar. Doğal olarak kazanmak zorunda oldukları için risk almamaları da anlaşılabilir ama bence sonrasında oyunu rahatça bitirebilecek şeyleri vardı. En azından Nexus Kulesi alabilirlerdi. Ama Baron almak çok daha mantıklı bir seçim olarak görünmüştü onlara. Şimdi buradan geri dönüp Kadir Ejder'i de alabilirler. Onlar bunu yapmadan önce acaba Chaos Latin Gamers, Movistar yani bir mucize deneyecek mi? Deneyeceklermiş gibi görünüyor çünkü son şanslarının bu olduğunu biliyorlar. Ama hasarları bir hayli kısıtlı ve bu Kadim Ejderha'yı öldüremeyebilirler. Yani yetişecek. Yetişti bir abi. 6000, 5000, 4000. Bu daha da geciktirecek, daha da rahat pozisyona girmesine izin verecek Chiefs'in. Chiefs'in şu anda hiçbir şey yapmasına gerek yok. Burada oyalasalar yeterler. Çünkü iki taraftan süper minyonlar geliyor. Burada oyalamak yeterli Chiefs için. Ama onlar vurmaya devam edecek Baron'a. Daha doğrusu Kadim Ejderha'ya ve almayı da başardılar. Biraz boşa gittiğini gördük. Plugon'un ultisinin daha doğrusu iyice mi isabet etti? Ama şimdi arka tarafta Jin ultisi devreye girmeye devam ediyor. Element'i yakaladılar. Öncelikle koruyucu meleğini tetikleyip sonradan düşürmeyi başaracaklar. Ve element 4 kişinin arasında kötü bir sıçra geldi orada. Duvara kafayı koydu ve düşürecekler orada üst koridor oyuncusunu. Bear bakalım uzaklaşabilecek mi? Canı azalmaya devam ediyor ama üstüne yetişmeyi başaracak. Ve son kuşatmayı yaptığını görüyoruz. Julius Tito'yu bir daha öldürüyor Chiefs ekibi. Ve ilk Nexus Kulesi, ikinci Nexus Kulesi ve Chiefs ilk galibiyetine 2016 LGQ'da uzanıyor. Chaos Latin Gamers için bir mağlubiyet daha ve açıkçası dünya şampiyonu seviyesinde 3Q macerası onlar için tabii ki bitmedi. Daha
4 maçları daha var ama buradan sonra artık ilk 4 ihtimali mucize kabiliğinden konuşmak lazım. Chiefs beyaz bir sayfa açıp her şeye baştan başlayabilir mi? İddialı olabilir mi? Galibiyet güzel tabii ama herhangi bir şekilde üst sıraları zorlayabilecek bir performans gösterdiklerini söylemek de hayli güç. Yani Kaos Nottingham'ımız kendilerinden daha kötü olduğu için kazandılar büyük oranda. Çoğu zaman çok kayıp gözüktüler. Çok basit hatalar da yaptılar. Yine de galibiyet galibiyettir. Yarın yeni bir gün olacak. Bir galibiyet, yani galibiyet her şeyden önemli ama Chiefs için de çok olumlu söylemek, bir şey konuşmak çok kolay değil. Yani çok umut verici ve yani gözdağı verici bir performans değildi diyebiliriz tabii ki. Böylelikle Movistar ekibine... İyicim'in bağırdığını yalnız çok başarılı olduğunu anlatmak isterim. O tabii ki yani bundan sonra onlara karşı oynayacak takımlar herhalde dikkatlerini İyicim'in ve onun oynadığı Bard'ın üzerine çekmişlerdir diyebiliriz. Evet, İyicim'in bağırdığının hakkını verelim ama genel itibariyle gerek bireysel gerek takım oyunu olarak çok olumlu konuşmak kolaydı. İşte Swiper'ın iki kere kaçırdığı... Koskoca Gragas yani. Hem de iki kere kaçırıyor abi. Yine de en azından hani dediğin gibi çok iyi oynadıkları için değil, Chaos Latin Gamers ciddi anlamda zayıf bir performans gösterdiği için Chiefs bu maçtan galip ayrılmayı başardı. Daha çok iyi oyun yapan değil, daha az hata yapanın kazandığı bir karşılaşma. Evet, evet. Ama en azından Chiefs'in makro oyun konusunda daha fazla fikri olduğu kesin. Chaos Latin Gamers Movistar'ın League of Legends'ın hedefleri konusunda ciddi bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum ben. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, hani o kadar da belki de acımasız olmamak lazım. Daha çok başındalar işin. Yani profesyonel oyunun tekli dereceliden farklarını, oyunun asıl amacının rakipten çok oyunun şartlarını yenmek olduğunu pek ön planda düşünmüyorlar. Karşılarında özellikle koridorda karşılarındaki rakibi alt etmek gibi görüyorlar ama asıl amaç oyunun şartlarını alt etmek. O oyun bilincine ulaşmak için biraz daha zamanları var ama yeni bir bölge. Bu tip maçlarda onlar için önemli bir deneyim. Ryze'in performansı da bu arada oldukça etkileyiciydi diyebiliriz bu oyun. Jhin performansı. Yani genel olarak pozisyonunu iyi korudu. Jhin ultisini olabildiğince doğru yerlerde kullanmaya ve Tragedy ile takım arkadaşlarına pozisyonlar bırakmaya çalıştı. Ya şunu da söyleyelim. Evet haklısın. Ama Ryze'i en ufak bir rahatsız eden Chaos Latin Gamers şampiyonu veya oyuncusu da yoktu. Yani Ryze kendi kendine oynadı. Herhangi biri onun oyununa müdahale etmek ihtiyacında olmadı Chaos Latin Gamers cephesinde. Yani Element'le ne kadar karşı karşıya geldi, hiç buzdan sütuna maruz kaldı mı onu bile pek göremedik maç içerisinde. Zaten Element'in maç boyunca ne yaptığını anlamak pek mümkün olmadı. Yani en ufak bir ayrı kittirme teşebbüsü bile görmedik Element'ten. Baya baya dolaştı. Güzel eşyalar yaptı ama. Güzel eşyalar yaptı. Oldukça agresif bir eşya dizilimi gördük ondan. Aynı güzellikte bir eşya diziliminde tabii ki Velkoz'dan gördük diyebiliriz. Gerçekten müthiş bir eşya dizilimiydi. Ya şeyinki tamam. Trundle'la etkili olmamış oluyor ama iyi bir eşya dizilimi yaptı. Velkoz'unki hayli tamam. Velkoz bize resmen şey Twisted Fate eşya dizilimi yaptı ya. Bakalım şimdi Swiffer'la bir röportaj var. Birazdan röportaj alanına bağlanacak. Hazin'in yanında Swiffer bizleri bekliyor olacak. O maça geçmeden önce tabii ki hatırlatmamızı yapalım. DP maçı kaçta sorusunun cevabı bulundu. Cevabı da birazdan. Evet, birazdan. Birazdan röportajımızı aradan sonra Dark Passage'ın bir başka ilk günün galibi takımı Line Gaming'de oynadığını ve çok etkileyici bir performans sergilen Line Gaming'de oynayacağını söyleyeyim. Line Gaming buraya gelirken belki çok iddialı gözükmedi ama ilk maçtan sonra hakikaten çok göz doldurdular. Aynen öyle. Diğer tarafta da yani Dark Passage'ın da önemli bir sınavdan geçmediğini belirtelim şu ana kadar. İlk maçları oldukça basitti. Yine az önce gördüğümüz ve yenilgiyle sahneye veda eden Chaos Latin Gamers Movistar'a karşı oynadı Dark Passage. Her ne kadar domine etse ve çok temiz bir oyun oynasa da yine de dikkat etmeleri ve bu maçta rakiplerini hafife almamaları gerekiyor ve röportaj alanına bağlanıyoruz. Hazin'in yanında orta koridor oyuncusu Swiffer bizleri bekliyor.
Evet, herkese merhabalar. Gördüğünüz üzere yanımda Swiffer var. The Chiefs dün bir yenilgi almıştı ama bugün galibiyete ulaşmayı başardılar. Şimdi onunla sohbet edeceğiz. Hi, how are you, Swiffer? Hoş geldin, Swiffer. Nasılsın? Teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Nice to meet you, by the way. Okay, tanıştığımıza memnun oldum. After one loss, you beat Chaos Latin today. Bir yenilginin ardından Chaos Latin Gamers'ı bugün yenmeyi başardınız. Artık bir sonraki maçlara göre daha mı umutlusunuz? Bugün bir de Saigon Jokers'a karşı oynayacağız. Bu maçı çok temiz geçmeyi umuyorduk ama tam bu şekilde gerçekleşmedi. Bu tabii ki üzücü bir durum. Ama yani bu maçın zayıflığından diğer maçı değerlendirmek pek istemiyoruz. İlk dörtte takımınızı görecek miyiz? Biz şu anda antrenman sonuçlarına göre dördüncü gibi görünüyoruz. Grup aşaması ve yarı finallerle arada kalan süre boyunca çalışacağız ve çalışmaya odaklanacağız. Amacınız tabii ki ilk ikide olmak, evet. Yarın Ince karşı oynayacaksınız ve Ince en büyük favorilerden bir tanesi. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bütün Brezilyalı oyuncular çok iyiler, gerçekten çok komikler. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Ama bizi bir türlü uluslararası maçlarda yenemediler. Büyük bir ihtimalle onları yenmeyi başaracağız. Bize karşı oynadıklarında hep garip bir durum gerçekleşiyor. Yani bir türlü kendilerini gösteremiyorlar. Tam olarak ne olacağını bilemiyorum ama umuyorum ki kazanırız. Son soru olarak Ray Deere'in gidişiyle takımınız artık nasıl bir durumda? Raider gitti ama onun gidişini kötü kaldırmadık diyebiliriz. Yarı finallerde bize karşı oynadı hatta. Kendi ligimizde. Herhangi bir kötü durum yok. Aramız gayet iyi. Genel olarak görüş farklılıklarından yollarımızı ayırdık. Genel olarak takım dinamiğiyle Reis'in daha iyi uyum sağlayacağını düşünüyorduk. Raider tabii ki bu turnuvaya gelemedi ve büyük bir ihtimalle emekliye ayrılacak. Yani bir sonraki turnuvalara katılamayacak. Şu an itibaren sonlanmış durumda. Önümüzdeki maçlarda tekrar burada röportaj alanında sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik bizden bu kadar. Tekrar sizdeyiz. Scarlett. Evet, Haziye ve Swiffer'a bizler de teşekkürlerimizi iletiyoruz ve Dark Passage maçına geçmemize gerçekten çok kısa bir süre kaldı. Analiz masasına geçiş yapacağız ama öncesinde Dark Passage buraya nasıl gelmiş, 2016 Wildcard elemelerine katılmak için hangi yollardan geçmiş onu izleyeceğiz. Videodan sonra analiz masasına geçiş yapıyoruz.